Japonya, artan Çin tehdidine karşı savunma alanında yeni adımlar atıyor. Japonya'nın savunmaya ayırdığı bütçeyi gerekçe gösteren Çin, yeni nesil silahlarının sayısını artırarak denizde hakimiyet kurma çabasını güçlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde 242 milyar dolarlık 5 yıllık savunma bütçesini onaylayan Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez uçak gemisi edinmeye karar verdi. Japonya'nın donanmasındaki en büyük gemi olan Aizuma sınıfı bir çift helikopter gemisini uçakların kalkış iniş yapacağı şekilde modernize etme girişimi uzmanlar tarafından Çin'e karşı atılmış bir adım olarak değerlendirildi. Doğu Türkistanlı genç akademisyen olan Burhan Saiti 2018 TÜBİTAK ve TÜBA ödülünü kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA ödülleri kapsamında 2018 yılı TÜBA Gebip Üstün Başarılı Genç Ödülleri'ne layık görülen Doğu Türkistanlı Uygur Türkü bilim adamı Profesör Burhan Saiti'ye ödül takdim etti. Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Ümtürk, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk İslam Medeniyetleri Topluluğu'nun davetlisi olarak katıldığı konferansta, Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmü ve Çin'in asimilasyon politikalarını anlattı. Birleşmiş Milletler'in ırk ayrımcılığı raporunda da belirtilmesi üzerine Çin'in en az 2 milyon Doğu Türkistan Türk'ünü toplama kamplarında esir tuttuğu dünya kamuoyunca artık bilinmeye başladı. İYİ Parti'nin TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri ve toplama kamplarının araştırılması için verilen önergesi AK Parti'nin red, MHP'nin çekimser oylarıyla kabul edilmedi. Trump'ın Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi sonrasında ani bir kararla Suriye'den çekilme sürecini başlatmasının İsrail Körfez ülkeleri arasındaki görüşmeleri hızlandıracağını belirten ABD'li haham ve aktivist Shiner, Veliaht Prens Muhammed'in kendisine İsrail olmadan kalkınamayız dediğini ifade etti. Times of Israel haber sitesine konuşan ABD'li haham ve aktivist Shiner, İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Ocak ayında Bahreyn'i ziyaret edeceğini ve İsrail Körfez ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrardan başlaması için çalışmalar başlatacağını açıkladı.